Kanka ne giymiş öyle? Voleybol oynuyoruz, gelin isterseniz. Kanka bu Berkay niye gidiyor Nensi'nin yanına ya? Ne oldu 5 dakika daha ya? Ya yeni yattım, yeni artık yeni yattım. Kalkamam. Uyuyacağım bir 5 dakikacık daha. Hemen uyanacağım. Bak 5 dakika daha uyuyayım da uyanacağım. A few minutes later. Ay kaç olmuş saat? Allah ne yapacağım lan? Çok geç olmuş. Kapıda hazırlanmam lazım. Okula geç kalacağım ya. İlk günden de okula geç kalınmaz ki. Neyse punklarım hemen hazırlanmam gerekiyor. Böyle bakalım. Heh. Bu arada punklarım döme hoş geldiniz. Hızlı hazırlanmam gerektiği için kısa bir konuşma yapacağım. Bugün sizlere bir günümü çekeceğim. Bugün okul var. Okula gideceğiz. Okulda yaptıklarımı da çekmeye çalışacağım size. Sonra eve geleceğiz falan filan. Yani şimdi acele edelim. Saat 7.30 olmuş. Benim aslında yarım saat içinde çıkmam gerekiyor. Normalde 7'de uyanıyorum. Bir saatte hazırlanıyorum. Acil hemen elimi yüzümü yıkayayım. Hazırlanalım. Çünkü geç kaldım. İlk günden geç kalmak istemiyorum. Geçen dönem çok geç kalıyordum. Yani bana alıştı hocalar artık ama yine de böyle olmaz. Ayıp oluyor. Zaten ilk günden bir de yer kapacağım. Sırayı kapmak gerekiyor. Herkes kapıyor çünkü ben bu sefer önlerde oturmak istiyorum. Geçen dönem biraz arkalarda oturmuştum punkları. Zaten konuşur birazdan. Dişimi fırçaladığım için konuşamıyorum şimdi. Anlatayım birazdan, tamam mı? Oh tamam punklarım. Şimdi punklarım aslında duşa girmem gerekiyordu ama eve gelince gireriz artık. Çünkü yetişemeyeceğim. Acil saçım başımı yapmam lazım. Şu saçımı bir tarayayım. Çok çipleşiyor uyandığımda sabah. Şöyle güzelce gideyim okula, bir de ilk gün zaten. Şimdi herkes birbirini süzer kesin. Bizim okul öyle, sizinki de öyle mi? Yani kızlar birbirine bakmadan edemiyor yani. Saçlarımı düzleştireceğim bugün okulun ilk günü olduğu için. Okulun ilk günleri böyle şeyler yapıyorum. Bakayım güzel olmuş yine. Punklar bence çok güzel oluyor. Zaten bence bana düz saç yakışıyor. Arkadaşlarım da yakıştırıyor. Bir de sonuçta ilk gün süsleneyim. Şimdi kızlar falan herkes bakar. Bugün sivil kıyafetle gideceğiz ilk gün olduğu için. Bir şey demezler diye düşünüyorum. İnşallah yakalanmam müdüre falan. Ama ilk gün olduğu için bence bana bir şey demeyecekler. Şimdi üstümüzü giyindikten sonra... Ay tuvaletimi yapmadım. Altımı yaparım ben sonra. Okulda derse gireceğim direkt. Zaten geç kalacağım. Yetişemem. Siz bakmayın. Toplarım şimdi acil giyinmemiz lazım. Çünkü yoksa okula yetişemeyecek gibiyim. Daha çantamı falan yapacağım. Kitaplarımı koyacağım. Biraz hızlı olmak lazım. Herhalde taksiye falan binip gideceğim. Yoksa yetişemem ya da koşmam gerekiyor. Şimdi kıyafet seçelim birlikte. Okul kombinlerini yapalım. Biraz onlara bakalım. Aslında okula giderken ben biraz spor giymeyi seviyorum. Size sonra kombinleri gösteririm. Şimdi ben hemen giyinip geleyim. Siz de beğendiyseniz yazarsınız zaten yorumlara. Hemen giyinip geleyim. Baksanıza bunları çalışmıştım geçen gün. Çünkü tatilde ödev vermişlerdi. Masayı da böyle dağınık bıraktım. Akşam toplarız. Gelince inşallah ilk günden ödev vermez hoca. Şimdi hemen hazırlanalım. Azıcık makyaj da yapsam mı diye düşünüyorum. Üstümü giyinip geliyorum. Sonra biraz makyaj yaparız 2 dakikada. Geldim bile. Punklarım dediğim gibi spor giyindim. Aslında biraz şık giyinsem de olurdu yani. O dediğim kızlara nispeten. Çünkü dedim mi bilmiyorum da aslında iki tane sevmediğim kız var, tamam mı? Kendini çok beğenmiş davranıyorlar ve o hani şey demiştim ya size, hani böyle sizin sınıfınızda var mı demiştim. Böyle ilk gün falan ne giydin diye süzüyorlar herkesi. Bir de okulun ilk günü ya. Yani sanki bir yere gidiyoruz, okula gidiyoruz yani ne gerek var değil mi? Ya onları kıskandırmak için şık bir kıyafet giyecektim ama saçma olurdu. Neyse azıcık hazırlanalım şurada. Ya ben kendim hazırlanmayı sevdiğim için. Bir de okulun ilk günü ya, ben heyecanlanıyorum. Yeni heyecanlar, yeni insanlar. İnşallah sevmediğim kızlar gitmiştir okuldan. Çünkü onlar varken derse bile odaklanamıyorum gerçekten. Sınıfta sevmediğiniz biri olduğunda o derse bile odaklanamıyorsunuz. Siz yaşadınız mı bilmiyorum ama ben yaşadım maalesef. Tatlı oluyorum bence. Ama ben böyle giderse geç kalacağım punklarım. Değil mi? Biraz hızlı olmam lazım. Yaklaşım süreyim şöyle şöyle. Ay çok güzel. Bakayım. Yerim kendimi. Çok tatlıyım ya. kıskandıracak kıvama geldik birazcık. Punklarım
Bugün böyle küçük bir çanta almaya karar verdim. Büyük çanta hazırlamayacağım ilk günden. Çünkü muhtemelen hoca bugün öyle ders işleyeceklerini sanmıyorum ilk gün olduğu için. Yanıma bir not defteri ve kağıt aldım. İşte not tutarım, ödev falan verirlerse onu yazarım. Ya da bazen alacağımız kitapları falan söylüyorlar ya, onları yazıyorum. O şekilde. Şimdi 2 dakikada kahvaltı yapıp öyle çıkalım bence. Çünkü sonra yolda acıkırım ama ne yiyeceğimi bilmiyorum ya. 2 dakika sandviç falan mı yapsam? Yumurta mı kırsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bakayım dolapta ne var? Peynir var. Oha, tavukla uğraşamam. Yumurta kırayım en iyisi ben bir tane. Tava nerede? Ana, tavam yok. Yumurtayı şunu da kırsam olur mu? 2 dakika depodan bu şeyleri kaldırdığım yerden tavayı alıp geliyorum puklarım ya. Yoksa aç aç gideceğim. Bir de şu keklerden atayım ağzıma. Dur bir tane. Ha. Bunlar da birazcık tok tutar. Ay çok güzelmiş ya. Neyse bunları akşam gelince ders çalışırken yeriz. Şimdi yumurta falan kıracağım kendime sucuklu. Punklarım şimdi yumurtayı kırayım 2 dakikada. Yiyeyim de bir gideyim yani bence artık. Derse geç kalmak istemiyorum. Yarım saatim vardı. Umarım yetişebilirim. Bu sucuğu da böyle bütün olarak atmazsın değil mi ya? Şimdi şöyle şöyle o. Tamam Punkur valla oldu bu. Tavaya koymaya bile yani tabağa koymaya bile vaktim yok. Bunu 2 dakikada yiyip gideceğim. Bu arada evde içecek hiçbir şey yok. Eve döndüğümüzde yani eve dönerken alalım ya da eve gelince internetten sipariş veririz. Çünkü şey yani akşam birlikte ders çalışacağız ya. Ay ocağı söndürmeyi de unutmayayım. Yangın falan çıkar. Tamam ben evde hiçbir şey unutmadım bence. Akşam ödev yapacağız. İçecek hiçbir şey yok. Kahve var gerçi. O da dinç tutar. Uykum gelmez. Olabilir. Şimdi hızlıca gidelim punklarım. Okula gidiyoruz. Size okula yaptıklarımı da çekeceğim. Hadi orada görüşürüz. Benim hızlıca gitmem lazım. Ay aceleden az kalsın. Telefonumu unutuyordum punklarım ya. Şimdi hemen gitmem lazım. Daha size video çekeceğim okuldan. O kızları falan görsem de çekemem. Ama inşallah gitmişlerdir de çekmem. Gitsinler. Hadi koşun. Sonunda geldim ya. Kanka. Oturacağız. Çok mutluyum ya. Keşke hep yan yana olabilseydik. Evet kankam ya. Gerçekten hiç ayrılmak istemiyordum seninle. Şu bir aylık tatil bile o kadar uzun geldi ki. Aynen kanka. Ben de. Kanka gel sana anlatacaklarım var. Ne oldu kanka? Çok geç kalmadım değil mi? Ay hoca da buradaymış. Konuştuk ama. Yok kanka hoca daha derse başlamadı zaten. Önemli değil o. Çok geç kalmadın. Ne diyeceğim sana? Buraya var ya sabah Elif'le Cansu oturacaklardı. Ben oturtmadım onları. Nasıl yani? Nasıl oturtmadın onları? Kanka ben buraya sabah 9'daki derse 7'de damladım. Sana yer tuttum buradan. Dedim ki burası Nensi'nin yeri. Oturamazsın dedim. Tamam mı? Elif bir bozuldu, bir bozuldu. Sonra böyle 2-3 trip atıp gittiler bana. Ne diyorsun kızım sen? Ciddi misin? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Ben var ya zar zor uyandım da geldim. Çok zordu uyanmak. Alışmışım ya tatilde uyumaya. Kanka ben de öyle ama biliyordum Cansu ile Elif'in bizim yerimize göz dikeceğini. Onları arkaya attım. İyi oldu yani bizim için. Helal be kanka süpersin var ya. İyi ki benim kankamsın ya. İşte kanka dediğin. Ha kanka sana daha ne anlatacağım? Berkay seni sordu. Ne? Niye sormuş beni o? Kanka bilmiyorum Nancy gelecek mi diye sordu. İşte ben de gelir herhalde falan dedim. Yani net cevap vermedim. Neyse iyi demişsin. Zaten kes teröriste gelir yanıma. Aynen kanka. Evet çocuklar dersimize başlıyoruz. Yeni dönemimiz hayırlı olsun. Size kendimi tanıtacağım. Sonra serbest kalabilirsiniz. Şimdi size ders kitaplarını söyleyeceğim almanız gereken. Onları da not alırsanız sevinirim. Çıkabilirsiniz çocuklar. Kanka ne yapalım? Bence biraz yemek yiyelim. Ben acıktım. Sen de acıktın mı? Aynen kanka ben de acıktım. Kanka baksana Elif'le Cansu'ya çıkıyorlar. O tiplere bak ya nasıl süzüyorlar insanları gördün mü? Nasıl süzüyorlar beni? Kanka sen güzelsin ya ondan. Bakışlara bak ya. Olur mu böyle şey? Ha, gidişlere bak. Kanka ne giymiş o öyle? Düğüne mi gidiyor?
düne gidiyor gibi hazırlanmış aynı. Oğlum ya okula geliyorsunuz. Bence de kanka çok komik görünüyorlar. Ya zaten kendilerini göstermek için yapıyorlar belli. Aynen kanka okulun ilk günü ya şimdi. Bir de biliyorsun bu Elif Berkay'dan hoşlanıyor bana, o yüzden takık. Öyle hazırlanıp gelmiş. Cansu da zaten ona işte öyle arkadaş oluyor yani. Aynen kanka, yemeğe gidelim ya. Boş ver onları. Kanka burada güzel sandviçler var, doyururuz karnımızı. Aynen kanka, bence de böyle geçelim. Kanka oradakiler Berkaylar değil mi? Evet kanka, Cansu ile Elif de orada. Kanka Elif'e bak. Kalpli kart çıkarmış. Ya bu kız var ya, Berkay'dan acayip hoşlanıyor ama Berkay'a asla yüz vermiyor. Aynen kanka, bugüne kesin Berkay için süslendi zaten de, çocuk gözü sende yani. Aynen kanka, ben ilgilenmiyorum. Geldiğime kalalım konuşuruz. Ben ilgilenmiyorum kanka, sadece derslerimle ilgileniyorum. Böyle şeyleri pek düşünmüyorum ben. Kanka düşün, ne olacak ya? Berkay iyi çocuk. Yok kanka, o herkesle iyi yani. Ben istemem onu. Boş ver Berkay'ı. Sevmiyorum onu. Bir tane sandviç alabilir miyim? Sen ne istersin Melis? Kanka ben de sandviç alacağım. Tamam, iki tane sandviç alabilir miyiz? İki tane de çay. Tabii efendim. Kanka sen bunları al geç, ben çayları alıp geliyorum. Tamam kanka. Al kanka, afiyet olsun. Sağ ol kanka, sen de al. İnşallah doyarız bunlarla. Doyarız ya. Kızlar afiyet olsun. Teşekkür ederiz Berkay. Biz yani voleybol falan oynuyoruz da, gelmek isterseniz gelin Nancy. Nasılsın? Sen gelmeyeceksin sandım okula. İyiyim Berkay, sen nasılsın? Yok ilk gün ya, gelirim tabii. Gelecektim zaten. Melis söylemiş sana. Aa, evet ama o net bir şey söylememişti. Biz voleybol oynuyoruz, gelin isterseniz. Tamam bakarız, yemeğimizi yiyoruz şu an. Afiyet olsun. Bekliyorum ama. Tamam tamam. Kanka bu Berkay niye gidiyor Nancy'lerin yanına ya? İlk günden bu kıza uğraşamam artık. Ne var bu kızda? Atıyorum bu kartı da ya. Gitsin onun Nancy çıkarsın kartı. Sinirlerim bozuluyor bak. Ben onun için süsleneyim, tokamı takayım. O ne yapıyor? Kanka sakin ol, halledeceğiz onun Nancy'yi. Nancy zaten hani çok ilgilenen bir kız değil, onunla ilgilenmiyor. Berkay'la ilgisi yok yani. Kanka Berkay'ın ilgisi var. İnşallah gelmezler, buraya çağırdı onları. Sinirlerim bozuldu. Bence gelmeyecekler kanka. Kanka gidecek miyiz gerçekten? Yok kanka ya, öylesine söyledim yani. Gitmeyeceğiz tabii ki. Onlarla oynayacak değilim. Kanka ama benim biraz voleybol oynayasım geldi. Gitsek mi ya, lütfen. Kanka ben onlarla oynamam Berkay'la. Onun hoşlandığımı zanneder. Kanka ne olacak? Hoşlanmıyorsun, biliyoruz biz zaten. Hayır Melis, istemiyorum. Kanka hadi gidelim, ne olur kırma beni. Ne olur ne olur. Üf, tamam Melis. Bir seferliğine ama, bir daha istemiyorum yani onlarla oynamak. Yanlış anlayacak çocuk. Biz de oynayabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş geldin Nancy. Hoş buldum Berkay. Hoş buldum. Hadi oynayalım birlikte. Melis gelsene yanıma. Kanka ne olacak yani? Aynı olunca bir şey mi oluyor? Melis. Kanka bak gördün mü, geldi. Gördün mü? Gördün mü? Geldi ya. Bu kız gelir biliyorum ben. Yürü gidelim. İstemiyorum burada daha fazla durmak. İstemiyorum ya. Gidelim, bunları görmek istemiyorum. Gitsin artık bu kız sınıftan, bıktım. Ben o kadar süsleneyim, gitsin Nancy ile oynamak istesin ya. Funklarım sonunda eve geldim. Çok yoruldum. Okulun ilk günü olduğu için aşırı yorucuydu. Hemen kendimi duşa atmak istiyorum şu anda. A few minutes later. Ay rahatladım sonunda funklarım. Gerçekten bugün o kadar yoruldum ki. En son voleybol oynadık bu arada. Sonra sınıflara daldık. Çünkü sınıflara geçmemiz gerekiyordu. Saçımı kurutururken anlatacağım şimdi sizlere. Zil çaldı işte. Sınıflara gidiyorduk. Zaten Elif ve Cansu bildiğiniz gibi anlatmıştım ya size, o sevmediğim kızlar. Biz önce gitmiş sınıflara. Sınıfa gitmişler birlikte. İşte sınıfta konuşuyorlardı. Hala bu Elif kıskançlık krizi geçiriyordu. Zaten benim yaptığım bir şey yok. Kız bana takmış. Neyse derste video çekemedim kendimi. Çünkü hoca önemli şeyler anlattı ve ilk günden önemli şeyler söyledi gerçekten. Ödev bile verdi ilk günden. İlk günden ödev mi verilir bilmiyorum. Şimdi hemen üstümü giyinip şeyler alıp böyle yiyecek ders çalışırken. Ders çalışacağım punklarım. Ödevlerimi bitirmem lazım hemen. Sonra çok geçe kalıyor. Şöyle güzel de kokalım. Oh, ter koktum ya voleybol oynamaktan. Bayağı oynadık.
bu arada. Yani uzun uzun oynadık. Güzel geçti benim için. Şimdi ben üstümü giyinip geliyorum. Hemen geceliklerimi giyeceğim. Yine rahat rahat ders çalışayım. Karnım tok okulda Melis'te yediğim için ama canım aşırı atıştıracak bir şeyler istiyor. Ve bir sürü ödev var ilk günden. Buralarda dağınık kalmış ya, şimdi toplayamayacağım gerçekten. Şurada atıştırmalık var. Şeker falan yiyeyim bu. Ya jelibon falan yiyeyim de beynim açılsın şurada. Şunları götüreceğim. Bunları yiyeceğim. Aç değilim yani. Ay, bir tane çikolata yiyeyim de kendime geleyim. Gerçekten çok yoruldum çocuklarım. Şunun tadına bakalım. Bu arada daha önce hiç yemedim. Tadı çok güzel. Çikolatalı gibi. Ben zaten çikolatalı şeyleri seviyorum. Bunun tadını beğendim. Ama çilekli çikolata sanki daha güzel. Dedim onlardan yiyeceğim azıcık. Neyse pınklarım, ben şimdi hemen şu şekerdeyim de şey yapacağım. Ay, biraz içecek alayım. Neyse, onlarla uğraşmayacağım bu arada. Ben derslerimi dinleyip derslerimi yapıyorum. O gıcık olduğum insanlarla uğraşmıyorum, umursamıyorum. Onlara daha çok sinir oluyorlar. Ben onları umursamayınca ama olsun. Şimdi biz dersimize geçelim punklarım, hadi. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Punklarım, kafamda deli sorular. Anlamadığım birçok şey oldu. Bunları hocaya soracağım. İlk günden böyle olması beni çok yoruyor ya. Gerçekten bir sürü ödev veririm ilk günden. Buradan hocalara sesleniyorum. Benden bugünlük bu kadardı punklarım. Böyle bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarda sizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum punklarım. Punk ailesiyle kalın.